Kenar bir üçgen demiş. A, B, C'ye eşit. Şöyle bir alfa diyelim. Buraya da alfa diyelim. Hatta buraya da alfa diyelim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir de X de var burada. Burada. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İki iç bir dıştan. Burası X artı alfa. Tamam mı? Haliyle 2x artı alfa artı 49 180 derece. Yani 2x artı alfa 131 derece. Bir de arkadaşlar büyük üçgende ABC üçgeninde 2 alfa artı x artı 32 eşittir 180. Buradan da 2 alfa artı x eşittir 148 derece. Hemen alt alta yazalım. 2x artı alfa da 131 sonuçta. Benden x'i istiyor. Alfayı götürmek için şuraya eksi 2 ile çarpayım. Hemen kenarda hesaplayayım ben. Şöyle eksi 114 oldu arkadaşlar. Şimdi burayı da 3'e bölersek 114 bölü 3. En gıcık olanlar da şu işlem kısmı yani soruyu yapmaktan daha zor. 3 kere 3 9. 24 bölü 3 8. 38 geldi arkadaşlar D şıkkı. Bunun içinde oran varsa illa bak orta nokta olacak diye bir şey yok. Hep öyle orta nokta geliyor. Muhteşem üçlü orta taban diyoruz da. işte bak B, E, E, C'nin demiş. Olsun yine. Dik kenara şöyle bir paralel gönderiyoruz. Böylece karşılıklı oranlar aynı. Aman onu unutmayalım. Bir de küçük parçanın tamamının oranı 2 bölü 3. Böylece burası da ne oldu? 8. Artık şu üçgende 8, 15, 17 arkadaşlar C şıkkı. Şimdi bir kere tabana inendik. Tabanı ikiye böldü an bence orada hemen iki kenarı bir düşünmeliyiz. Olmazsa yine başka şeyler yapılır ama bence ilk bu görülmeli. Dolayısıyla böyle 13 oldu arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 5, 12, 13 bakın. D, e, üçgeni 25, 36 daha 61 oldu. Cevap E şıkkı. Arkadaşlar aslında şu BF tesadüfen 2 değil. Orada şu durum var. Şimdi bu üçgen 2 kök 5, Şöyle burası da 4 kök 5 değil mi? Pisagor'dan 10 olacak. Şöyle burası da 8. Şimdi dikkat edin lütfen. 2 çarpı 8 16. Yani aslında şurasına 4 verince. Aa bak öklitten dolayı orası 4 olmalı. Demek ki aslında tam indirdiğimiz dik F'ye denk geliyor. Bunu biraz sayılarla aramız iyi olursa görürüz. Bir de nereden görürsünüz biliyor musunuz? Ben tan alfa, sin alfa, kot alfaları çok önemsiyorum. Burada tan alfa 2. O zaman burada 2'yi görünce acaba burası 4 olursa dik olur mu diye düşünüyorum ve oluyor. Bunu gördükten sonra soru çok önemli bir aşamada artık. Çünkü artık şöyle bunu tamamlayacağım. Zaten eğik kenarlar benim için biraz pisagor yapabilir miyim? Soru işaretlidir ve şöyle bir hale getirdik. Bundan sonra e, burası arkadaşlar 4 kök 5. Şurası şimdi alfa olsun, burası beta olsun, burası da alfa. Demin söylediğim gibi tan alfa gördüğünüz gibi 1 bölü 2, 2 kök 5 bölü 4 kök 5. O zaman burası da k'ya 2k'dır. k kök 5, 4 kök 5 ise o zaman k buradan 4, 2k'da 8. Haliyle artık 8, 8, 8 kök 2 oldu arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Oran olduğu zaman paralel çekmek lazım. Bakın şimdi evet bu bir kenar ortay AD ama tabii ki BE bir kenar ortay değil. Oran olan yerden paralel çekin. Nereden çekebiliriz hocam? Bak mesela E'den çekebilirsin 6'ya 3 oranı var. Ya da böyle D'den çekebilirsin birebir 1 1 oran var. Hangisi o an hoşuna gidiyorsa. Zaten bunu böyle yaptıkça bazılarından daha kolay cevaplar geldiğini göreceksiniz. Şimdi ben şöyle çekiyorum. D'den orta taban olduğu için orta nokta olduğu için belki daha güzel gelir ümidiyle çektim. Aslında şunu da biliyorum bu arada. 3'ü bildiğim zaman burası 1.5 olacak. Bazı sorularda kelebek benzerliğinden daha güzel gelir. Çaprazlama oran AFF de bana ne güzel kelebekten getirtiyor olayı. Dolayısıyla arkadaşlar 1.5 olduğu için artık X'e... burası da x bölü 4 değil mi? 1'e 4 oranı gördük şuraya 1.5 yazayım orası görünmedi. Bu şekilde artık X'e x bölü 4 Zaten 5x bölü 4, 5x bölü 4. Bu ne demek? Toplamda 5x bölü 2 eşittir. 9, 12, 15'ten 15. X arkadaşlar 6 oldu B şıkkı. Evet şimdi arkadaşlar hep söylüyorum. Bir açı ortay dikindiği zaman önce orada ikiz kenarı düşünelim. Şöyle DE'yi bir tamamlayayım. Burayı da böyle tamamlayayım. P noktası BC, CP'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi burada dolayısıyla x olur. Bir de kendiliğinden bakın ce ile de ne güzel cp eşit çıktı. x oldu. 2 iç bir şey ters açıdan pardon x oldu. Şimdi 2 iç bir dışı devreye sokuyorum. 21 bak burası ne yaptı? 21 artı x yaptı değil mi? D açısının tamamı 2 iç bir dıştan dolayı. O zaman büyük üçgen tepe açısı 21 artı x. Taban açıları 2x eşittir 180. 3x eşittir 159. Burada 3'e bölersek 53 oldu D şıkkı. Üçgende orta nokta verilirse bir dik indirmeyi denemek lazım. İlla her seferinde olacak diye bir şey yok ama bakın indiriyorum böyle diki. Şöyle burası 90 derece. Aynı zamanda tabii ki 30 derece. Buraya kaldı 75. Güzel. O zaman E açısı da ne güzel 75 oldu. Artık 30'un karşısı 6 kök 360'ın karşısı 18'dir. İkiz kenardan bu da 18 olur. C şıkkı. BC, eşit verilmiş. Şimdi burası 10, burası 2 kök 13. O zaman arkadaşlar, şey pardon, AB 2 kök 13 tabii ki daha küçük olduğu için. A, B, e de 10. Burada şöyle bir dik üçgen yapmamız lazım ki o hareket etmeyi sonra hallederiz zaten. Bakın böyle yaptığımızda şunlar birbirine eşit olduğu için A, A desek, buraya da B desek. A kare artı B kare 52. Sonra 4 A kare artı B karede arkadaşlar 100. Taraf tarafa çıkarırsak bunlar 3A e kare. Bunlar gitti. Eşittir 48. A4 geldi. Demek ki burası arkadaşlar 4 birimmiş. Bu da 4 birimmiş. Şimdi ne yapacağız yeni durumda? Ne güzel onları bulduk. Ee, kaç birim ilerleyecek diyor. Vagon ok yönünde 9 birim ilerleyecek. Yani şöyle bir yere gelecek. E noktası. Haliyle 9 birim ilerlediği için artık normalde Zaten hali hazırda şurası arkadaşlar. Demin biz ne bulmuştuk burayı? 6 bulmuştuk. O zaman bir de üzerine 9 gitti. 15 birim oldu. Sonra 4 bulmuştuk. Burası da 4 oldu. Artık bakın yeni BE noktası arasındaki uzaklık. Şu hipotenüs yaptı. 8, 15, 17 oldu C şıkkı. Şimdi bize şurada alfa diyelim. Bunların toplamı böyle 180 verilmiş. 180 eksi alfa dersek bazen sorularda o açı değil işte şu tamamlayanı önemli oluyor. Böylece alfa. Şimdi A açısı alfa. D açısı alfa. O zaman burası beta olsun. Haliyle ne oldu bak. Alfa beta şuraya teta desen. Büyük üçgende de alfa beta o zaman buraya teta derim. Ve hangi üçgenler benzer sırasız yazıyorum normal direkt benzerliği görün diye ABD ve ABC üçgenleri benzer böylece alfanın karşısı küçükte 8 alfanın karşısı büyükte 4 artı x teta'nın karşısı küçükte 4 büyükte 8 benzerlik oranı 1 bölü 2 geldi 16 olması için x 12 oldu e şıkkı şimdi güzel bir soru arkadaşlar biraz bence zorlayıcı bir soru ee, size mümkün olan en anlaşılabilir yöntemle anlatacağım ama zaten dediğim gibi soru zor olduğu için nereden başlasak yani a buradan mı görecektik durumu oluyor. Bakın bakalım ben şunu söyleyeceğim. Bir kere bu iki kenar bir üçgen değil mi? Tabana inen kenar ortay açı ortay ise aynı zamanda yüksekliktir. Yani üçgen iki kenardır. İşte bu yüzden ben şöyle bir dp paraleli çekersem Karşılıklı oranlar normalde aynı olacağı için otomatik olarak ikiz kenarda bu CP ile BP, BD birbirine eşit olur. Ve ben şeyi çok önemsiyorum. Paralellikte karşılıklı oranları 1'e 3 böyle bakın A'ya 3A oldu. Şimdi şunu da birleştiriyorum. Alanlar tabanlar DEC'de 6 olur. Ve yine tabii ki buradaki 3A'ya A'dan dolayı da EFC 2 oldu. Şimdi arkadaşlar, şu bölgenin alanına A diyeceğim, AEFY. İki eşkenar üçgeni olduğu için burası da A artı 2 olur, değil mi? Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. DAE üçgeninin alanı, bir de arkadaşlar, AEF'nin alanı. Morun yeşile oranı A artı 8 bölü A. Neye eşit? 3A bölü A. Alanlar oranı, tabanlar oranı çünkü. Böylece arkadaşlar 3A eşittir A artı 8. 2A 8 A'da 4 yaptı. A 4 olduğuna göre artık ne söyleyeceğiz? Üçgenin alanı burası 6 geldi. Diğer yarısı da 6 oldu. 12 oldu B şıkkı. Ben daha kısa yoldan nasıl yaparım derdi daha uzun yola götürüyor. O yüzden ben burada hiç riske girmeden şunu yapacağım. Böyle böleceğim çünkü öyle çok güzel sinüslü alan yapabileceğim ya da paralellik benzerlik yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. O yüzden de bu bana mantıklı geliyor. Haliyle hemen bakalım burada. S S dersem burası 2S olur tamam mı? Sonra şurası arkadaşlar 4S ise yine 4S olacaktır. Tabanlar aynı çünkü. Böyle birleştirirsem de şuraya O dersek BO ile OC eşit bölünmüş iki parça iki parça o zaman burası da 8S olur. Şimdi totalde şu parçanın tamamı 16S oldu. Ve bakın burası kaç birim? 4 birim. Burası da 1 birim. O zaman bu T diyeyim buraya. A, T, C'nin tamamı da 4S. Mecburen 3'te biri 4S bölü 3. Şurası da arkadaşlar 2 katı 8S bölü 3. S1 32 bölü 3 oldu. S2 3S oldu. Cevap 32 bölü 9 A şıkkı.